Herkese merhaba. Teki Dünya programımızın bugünkü bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta da yine ABD'deki protestoların aslında yankılarını sıkça duyduğumuz bir haftaydı. Sıkça diğer coğrafyalardaki yansımalarını izledik. Buradaki diğer protestoların nasıl şekillendiğini gördük. Yani bir süre daha göreceğiz gibi duruyor. Fakat yine işte geçtiğimiz programı dinleyenler hatırlayacaklardır. Yaşanan süreçler doğrudan ırkçılık karşıtı öfkenin sokağa çıkması değil, aynı zamanda çok yapısal sorunların da her coğrafyada gündeme geldiği bir dönem diyebiliriz ve tabii ki muhtemelen bu süreci de korona kriziyle, korona krizinden sonra ülkelerin aldıkları otoriter polisiye tedbirlerle tabii bunları da bir arada düşünmemiz gerekiyor. Şimdi bir de geçtiğimiz haftalarda tabii en çok konuşulan konulardan bir tanesi Antifa mevzusu oldu. Yani antifaşist hareket konusu biliyorsunuz ABD Başkanı Donald Trump Antifa'yı terör örgütü olarak gördüğünü söylemişti. Bu tabii ki biraz da bizim de Antifa üzerine düşünmemize neden oldu diyebiliriz. Biz de konuşuyoruz üzerine nedir ne değildir ya hakikaten kim bunlar ya da Donald Trump bunu kale alıyorsa gerçekten Antifa'nın ciddi bir güç olmasından dolayı mı ABD'de yoksa yani bunu marjinalize etme anlamında bunu yapıyor falan filan. Bunlar tabii ki tartışılıyor uzun uzun. ABD'deki şu an Antifa nedir ne değildir konusu. Yani biz de bunu değineceğiz. Ama dilerseniz başlarken dünyada bu George Floyd protestoları diyebileceğimiz gösterilerin nasıl yankı bulduğunu tekrar hatırlayalım birazcık. Şimdi Minneapolis'te ABD'de George Floyd isimli bir Afro-Amerikalı'nın katledilmesi, polis tarafından katledilmesiyle başladı diye hep başlıyoruz böyle besmele gibi tüm bu konulara. Bu herkesin gözünün önünde olması bu tabii ki pek çok şeyi daha farklılaştırdı ama hani yani kötü bir ifade olacak ama hani bunu da ilk anlamıyla düşünmeyin. Yani bu daha önce de olan bir konuydu sonuçta. Hani ABD'de ilk kez bir siyah, ilk kez bir Afro-Amerikalı göz göre göre katledilmiyor. Hani muhtemelen tabii ki bu ana denk gelmesi bu katlin ve gerçekten oldukça dramatik bir sahne olması, öfke verici bir sahne olması pek çok şeyin alevlenmesine neden oldu gibi gözüküyor. Amerika özelinde en azından bunları söyleyebiliriz. Dünyada peki nasıl yankılar buldu? Geçtiğimiz haftaki örneklerde hatırlayacak olursak işte Belçika'daki gösteriler ya da işte diğer coğrafyalardaki yine Avrupa Batı kentlerinde özellikle başlayan gösterileri saymıştık. Oradaki kendi sömürgecilikleriyle hesaplaşma gibi noktalardan ele almıştık. Tabii daha çok işte mesela Kral Leopold'un, II. Leopold'un heykeline yönelik saldırılar. Çünkü kendisi sömürgecilikle eş tutulan bir liderdi Belçika'da falan falan. Şimdi ikiye ayırabiliriz belki başlarken iki türlü ABD dışındaki protestolar diyebiliriz. İlki destek protestoları, solidarity yani dayanışma gösteren protestolar. Yani işte diyorlar ki işte hani ABD'deki Afro-Amerikalılar ya işte biz de yanınızdayız. Hani bu bir ırkçılıktır. Varsa bizim ülkemizde aynı sizlere yönelik İşte ırkçılık, okey biz buna karşıyız. O yüzden hani hakikaten de işte Black Lives Matter yani, hani siyah yaşamlarda değerlidir gibi bir eylem türü. Bu arada birinden birini değersizleştirmek gibi düşünmeyin kesinlikle. Hani öyle bir haddimiz yok zaten bizim de. Öncelikle bu var. Hani bu her coğrafyada gördüğümüz bir şey. Yine geçtiğimiz programda da işte Türkiye'deki yansımalarına dair çok ufak şeyler söylemiştik. Şimdi bir de ikinci konu daha zorlu bir konu, daha zorlu bir yankı diyebiliriz. O da her ülkenin kendi siyahlarına yüzünü dönmesi. Şimdi bu her coğrafyada tabii yaşanması çok kolay bir şey değil. Hani biraz cesaret isteyen noktada. O yüzden biraz da işte Antifa nedir konusundan oraya cesarete bağlamak isteriz aslında konuyu. Ama biraz daha konuşalım üzerine. Mesela hangi örnekler var dünyada bu daha kendine dönük bir yankıyı duyan olarak örnekleri kimleri sayabiliriz? Mesela benim aklıma bu geçtiğimiz hafta İsrail'de ya da işte işgal altındaki Filistin nasıl telaffuz etmek isterseniz ama İsrail sınırları içerisinde şu an
olan Filistinli yaşamlar da değerlidir. Hatta işte Palestinian Lives Matter ismiyle yapılan protestoları örnek gösterebiliriz. Tel Aviv'de yapıldı bu gösteriler ve hakikaten çok ciddi bir katılımcı kitlesi vardı burada. Bu nedenle gerçekten kayda değer bir eylemdi. Filistinli yaşamların da aslında Afrikalı yaşamlarla özdeşleştirildiği, bu bağın kurulduğu bir eylemdi. Ve hani İsrail gerçekten bunu söylemesi kolay bir coğrafya değil takdir edersiniz ki. Ama İsrail'in ilginç bir şekilde hani ne kadar Filistinlileri işgal altında tuttuğu, Filistinlileri işte Gazze'de, Batı Şeria'da, mülteci kamplarında zulmettiği, yerleşimcilerle, yeni yerleşim yerleriyle en ufacık nefes alanı bile bırakmayan İsrail'in kendi içinde paradoksal bir şekilde bir yani kısmi bir demokrasi var diyebiliriz. Hani diğer benzeri örneklerle, ülkelerle kıyaslayacak olursanız kendi içine dönük daha demokratik bir süreç işliyor. Hani şeyle kıyaslıyorum tabii bunu hani işgal topraklarındaki politikalarıyla hani ya da Filistinlilere yönelik politikayla, Filistin işgal toprakları politikasıyla kendi içindeki politika daha farklı. Biliyorsunuz şimdi İsrail devlet diyoruz ama bu devletse eğer ya da işte neyse o yapı bunun içinde Arap nüfusu da var. Yani Filistin'in nüfusu da hiç az değil İsrail'de. Şimdi bu Antifa eylemleri yine orada da gündeme geldi. Çünkü orada da Antifa bayrağı mesela daha önlerde görüldü ve Tel Aviv'de çok ciddi bir kitle vardı sokakta. Kimdi peki bu kitle? Onu biraz konuşalım önce dilerseniz. Şimdi İsrail'de Hadaş isimli bir parti var. Bu Hadaş Partisi İsrail Komünist Partisi'nin de ardılı sayılabilecek ama içinde pek çok farklı diğer hareketi de bulunduran bir yapı. Mesela işte Kara Panterler var. İsim de manidar değil mi hakikaten? İşte Amerika'daki bize o kara panterleri çağrıştırıyor. İşte siyahların belki de en ünlü örgütlenmesi geçmişteki. Kara Panterler burada tabii hani siyahlarla doğrudan bağı yok. Bunlar daha çok işte Seferat Yahudileri ve işte Mizrahi Yahudileri yani işte Doğulu Yahudiler olarak geçiyor galiba. Ben de çok hakim değilim ama bu grupların geçmişte kurduğu tabii daha sol tandanslı bir hareket. Bunlarla birleşecek işte ve diğer birkaç grupla daha birleşecek Hadaş'ı kuruyorlar. Hadaş seçimlere joint list yani ortak listeyle giriyor. Bu ortak listede de diğer Arap partileri mevcut. 3 tane var. Ve şey gibi işte buradaki son seçimle birlikte ilk kez gördüğümüz o ittifak sistemi gibi bir şey var. Yanlış bilmiyorsam orada da hani aynı ittifak içerisinde partilerin daha farklı vekilleri oluyor. Ama yani çok net bilmiyorum hakikaten tam olarak nasıl işliyor İsrail'de o süreç ama yani 3 aşağı 5 aynı listede olduklarını ve farklı vekillerin olduğunu yani aynı partinin vekili değiller. Onu biliyorum şu an. Knesset'te. Bunu söylesek yeterli zaten. Ha, 3 aşağı 5 yukarı derdimiz aslında o oluşumun, o Hadaş'ın nasıl bir örgütlenme kurduğu ve Hadaş aslında hem Yahudilerden hem Araplardan oluşan Filistin'in belki tek örgütü değil, tek daha doğrusu partisi diyebiliriz. Parlamentodaki hele tek. Bu oldukça önemli bir nokta. Hani sadece şey değil hani birey temsiliyeti anlamı da değil. Yani. Backup şey de yani ilkelerini de bu anlamda oluşturmuş bir parti, bir hareket. Şimdi bunu bir köşede bırakalım şimdilik ve sokağa gidelim. Baktığımızda dediğimiz gibi sokakta çok ciddi, daha öncesine göre çok ciddi bir protesto gösterisi olmuş. Çünkü yine çok ilginç bir şekilde İsrail güçleri George Floyd'un katledilmesinden bir hafta sonra hatta bir hafta bile değil aynı hafta içerisinde Filistinli bir otizmli genci katletti Doğu Kudüs'te. Şimdi yani işte bakın bu hani şey dedik ki başta hani George Floyd aslında ABD'de ilk kez katledilen zenci değildi polis tarafından ya da farklı coğrafyalarda da yaşanan ve son dönemde gündeme gelen diğer benzeri ölümleri, cinayetleri düşünelim aynı şekilde. Görebiliriz. Yani daha önce de eşi benzeri oluyordu. Çok fazla. Maalesef ki oluyordu yani. Filistinliler açısından bakacak olursak oho yani belki de dünyanın büyük kederleriyle yüzleşmiş bir halktan bahsediyoruz yani. Yeri yurdu bile olmayan hani zar zor bir derme çatma hayat yaşayan bir halk. Büyük çoğunluğu en azından.
Her gün zaten burun buruna baskıyla, ölümle. Ve hakikaten de yaşamının değerli olmadığını görüyoruz Filistinlilerin orada. Ya biz bile, bakın yani bu çok ilginç bir konu bence. Çok acı bir konu ama çok gerçek bir konu. Hani biz bile ne, yani işte bir Filistin'de bir gösteri oldu. İşte bir iki kişi yaşamını yitirdi. Böyle bir haber düşünün yani. Yani maalesef hani bunu bakıp tıklamıyoruz bile gerçekten yani. Gerçekten hani bu oldukça üzücü bir şey. Hani buna şey diye düşünebilirsin ya, ben ilgimi çekiyor, ben şey yapıyorum falan filan diye düşünenler vardı. Ya ben de bunu zaten hani biraz da abartarak söylüyorum. Sonuç olarak hani tıklayıp tıklamamayı çok dert etmeyin. Yani dikkatimizi çekmiyor. Yani dünyanın bazı coğrafyalarında olan şey hakikaten hiç dikkatimizi çekmiyor yani. Ve onlar oranın normali haline geliyor. Bir rutine bağlayınca işler herhalde. Vahşetin boyutu ne olursa olsun gerçekten bu çok değişmediği için inanılmaz bir rahatsızlık duyuyor insan. Kendinde de fark ediyor bunu ister istemez. Her ne kadar hani duyarlı olmaya çalışırsanız da fark ediyorsunuz. Ve yani daha önceki programlarda da hep bahsetmiştik. Hele ki yani bizim bu programımızda aslında bunu görmeye, bunu hissetmeye maalesef çok fazla şansımız var. Geçen işte hatırlamıyorum 2-3 ay önce falandı yanlış hatırlamıyorsam. Bir İsrail gencin böyle kepçenin ucuna takılarak cesedi, yani bunu da böyle söylemek bile insan tüylerini diken diken ediyor. Böyle sallandırıldığını gördük mesela. Yani kaç ne kadar duyuldu, kaç kişi duydu ya da kaç kişi tepki gösterdi. Yani sadece işte biz diye düşünmeyelim bunu. Yani dünyada kaç kişi ne kadar duydu ki? O nedenle sanırım biraz da bunların duyulması hangi zamana denk geldiğiyle de ilgili. Yani bakıyoruz işte hem George Floyd örneğinde görüyoruz hem de işte bakın bu İsrail örneğinde görüyoruz diyebiliriz. Ama şimdi biraz daha artık geniş düşünelim dilerseniz. İsrail örneğini verdik. Hatırlarsınız programın başında iki türlü George Floyd protestosu görüyoruz dünyada diyebiliriz. Yani tırnak içinde kullanan bu ifadeyi, bir tanesi demiştik. İşte doğrudan dayanışma eylemleri, köleliği Amerika'da yaşananları ya da kendi coğrafyalarındaki işte köle karşıtlığına yönelik eylemler. Bir taraftan da kendi siyahlarına tırnak içinde bayağı dönen eylemler. Bir de çünkü şöyle bir şey var, hani atıyorum Almanya'daki ırkçılık karşıtı eylemle, yani Afrikalılardan yana ya da işte bilmiyorum, yani Afrikalılardan yani bu ırkçılıktan doğru gidelim. ABD'deki ırkçılık karşıtı eylemler de aynı değerlendirilemez gibi geliyor bana. Çünkü ABD'de çok daha yapısal talepler var. Tamam, Almanya'da da gerçekten ırkçılık olmadığı anlamına gelmiyor bu. Ya da X ülkesinde neredeyse, yani ben hiçbir yerde zaten bunu iddia edemeyiz belki de. Ama yani aynı yapısal talepler, aynı yapısal sorunlar mevcut olmadığı için bazı bölgeler havaya sıkıyor aslında diyebiliriz yani. Daha sembolik şeyler oluyor ve tabii ki orada şu havaya sıkmayı da şuradan kuruyorum, hani sadece yapısal talepler gerçek taleplerdir değil. Tabii ki orada da mesela o kamuoyunun değişmesi adına, ırkçı kamuoyunun değişmesi adına ya da varsa ki muhakkak vardır ırkçı uygulamaların devlet ve hükümet şahsında değiştirilmesi adına bir itici güç oluşturuyordur ve bu çok değerlidir zaten. Buna asla diyecek bir şey yok ama şimdi baktığımızda gerçekten ABD'de bununla birlikte yani bu da mevcut. Ama bir de işte çok ciddi yapısal sorunları var ABD'nin. Hem bu polis şiddeti üzerine, işte hem bunun dışında siyahların durumu üzerine, işte geçen hafta hatırlayacaksınız ABD'deki siyahların mülk rakamlarını vermiştik. Ne kadara ne kadar mülke sahip bir bakalım beyazlar ne kadar var diye bakmıştık. Aradaki fark çok ciddiydi. Çok dikkat çekiciydi. Yani mesela bu uzayıp gidiyor yani bu. Sonra bu hani daha yapısal alanda da, daha devlet kademesinde de benzeri sıkıntılar olduğu için ABD'de. Ya ABD'nin karakteri yani ülke olarak hani ülkenin kendini inşa ediş süreci de daha farklı dünyanın geri kalanına göre ve o nedenle hani sorunları da daha farklı oluyor ama bu diğer coğrafyaların kendisine bakması için bir anlam ifade etmediği olarak da okunmamalı diye düşünüyorum. Şimdi Filistin örneği dedik. Filistinlilerin daha doğrusu İsrail'de İsraillerin, İsrail'deki sol sosyalist demokrat güçlerin
Filistinlere dönmesi dedik. Ve bu hakikaten çok değerli bir şey. Ve zoru başarmış bir şey diyebiliriz. Şimdi geçtiğimiz hafta hani ben gazete duvarda yazdığım yazıda işte Ernst Thälmann'ın hikayesini anlatmaya çalıştım. Kimdi bu isim? Anti faşist hareketin aslında kurucusu diyebileceğimiz bir kişi. Alman Komünist Partisi militanı geçtiğimiz yüzyılın ilk yarısında aslında devrimciliğini yapmış bir kişilik. Ve burada Komintern'in çizgisinde tabii hareket ediyor ve ülkede Naziler güçlenirken hem buna ön ayak olan onun kendi görüşlerince tabii sosyal demokratlara karşı ki onları sosyal faşist olarak tanımlıyorlar. Hem de Nazilere karşı bir cephe oluşturuyorlar, bir hareket oluşturuyorlar. Bunda da işte antifaşist hareket oluyor. Tabii bu buraya nasıl gelindiği de önemli. Şimdi biz alıp işte sosyal demokratlara, komünistlere o dönemde karşı çıktıkları için komple bir cephe alamayız ya da sadece bunu düşünerek değerlendiremeyiz. Her programda aslında belirtmeye çalışıyoruz. Yani tarih böyle münferit olaylar silsilesi değil hani. O silsilenin ta kendisi yani. O yüzden biraz öyle bakmak gerekiyor. Yani çünkü biz seviyoruz da bir de hani iyi kötüyü belirlemeyi, doğruyu yanlışı hemen belirlemeyi ama bu kadar herhalde kolay olmasa gerek bunlar bu yorumlar. Yani Sırrı Süreyya Önder'in bir tanımı vardı işte bilmiyorum aslında o da belki bunu da bir tanım olarak bahsediyordu. Hani kendisine mi ait değil mi bilmiyorum ama o dillendiriyordu diyelim. Bu coğrafya hani 3'e kadar sayamayanların coğrafyası diyordu. Hani hakikaten o hani ikircikli durumuma saplanıp kalmayı güzel bir şekilde ifade ediyordu. Ya benim aklıma mesela şey geliyor işte hani geçmişte de mesela bu Mani inancıyla birlikte gelen ya da işte buranın bütün eski kültlerine, dinlerine, işte tanrılarına bilmem ne bütün bu geçmişine bakın. Bu ikircikli durumu çok daha güçlü olduğunu görüyoruz aslında. İşte Zerdüşt inancını düşün mesela. Nepo işte iyi kötü arasındaki çatışma vesaire. Yani. Ve yani bunun daha sonradan Manicilikte falan diğer dinlere bir şekilde nüfuz etmiş. En azından o dinlerin buradaki ayaklarından nüfuz etmiş falan filan. İnsan hani bilmiyorum saçmalıyor olabilirim büyük ihtimalle. Ya bilmiyorum benim aklıma bunu getirdim. Velhasıl toparlayalım. Hani tekrar geri gelelim antifa mevzusuna. Şimdi evet devam ediyoruz yine Ernst Thälmann üzerinden. Mesela şimdi bugünlerde hani bu şu an bakınca dışarıya işte ABD'de yaşananları falan gerçekten buradan bir şeyler demesi çok kolay. Buradan katılınması çok kolay olandır. Hani herkes işte mesela Antifa üzerinden giderek evet evet çok işte hani övülüyor ediliyor vesaire vesaire de. Şimdi mesela Ernst Thälmann'ın üzerinden gideceksek ya bu insan bugün hala anılıyorsa gerçekten bu cesur hareketleri Nazi Almanya'sının yükselişine karşı yarattığı bu cephenin cesaretinin ürünüdür. Kendi düşmanlarıyla savaşmıştır. Hatta biliyorsunuz o Karl Liebknecht'in ünlü Alman devrimci Rosa Luxemburg'ların yoldaşı ve Alman devrimi sırasında 1919'da katledilen Karl Liebknecht asıl düşman kendi içimizdedir diyordu. Yani çok güzel bir hatta o konuşması vardı ve bu sözden de şunu kastediyordu aslında. Yani siz dışarılarda bazı düşmanlar aramadan önce kendi içimizdeki düşmanları bir görelim. Aynı zamanda en azından. Dışarının dışarıda düşman vardır. Ama o da diğer ülkelerin işte burjuvasidir. Bizim önce kendi burjuvamızla bir hesaplaşmamız var diyordu ve tabii bunu hani tabii Karl Liebknecht'in dönemine göre yorumlayalım. Şimdi o dönemde ne Naziler vardı ne bir şey. En azından hani onların daha proto halleri var diyebiliriz. Ama gerçekten de aynı zaten hani çizgide hareket eden yoldaşı olan Ernst Thälmann'da bu cesaretiyle aslında bizim gündemimize gelmiştir. Ki zaten bu cesaretini de canıyla ödemiştir. Kendisi bu arada bir işçidir. Basit bir işçi olarak hatta aşağılanır için daha hani bilmiyorum nasıl denir. Acıklı tarafı belki de ama belki de hoş da tarafı bu aşağılama. İlla bence bir aşağılama daha acı verici olmak zorunda değil yani.
Çünkü görüyorsunuz ki yani Talman'ın yaşamına baktığınızda çok ciddi bir işçi önderi. Milyonlarca kişiyi arkasına sürükleyebilen bir lider, bir hatip. Çok güçlü bir iletişim kuvveti olan, bir hani sınıfını bilen, bir algıya sahip olan bir önder. Tabii ki işte eleştirilebilir. Kendisi de işte Moskova ile olan ilişkisi falan filan. Yani bu girirsek çıkamayız işin içinde. Ama yani tabii bu eleştirimici, dört dörtlük bir insan olmana da gelmiyor. Ama baktığımızda hiçbir zaman hani mücadeleden geri duymamış, durmamış ve işte 30'ların bu tam Çin'in yükselmesinden sonra bu Reichstag komplosundan sonra tutuklanıyor. Hemen apar topar zaten kaçak yaşadığı da çok ciddi bir dönem var. Tutuklandıktan sonra çok uzun bir süre, hatta savaşın son yıllarına kadar, belki işte 44 işte yani tam o son döneme kadar öldürülemiyor bile. Hani aslında Hitler'in de Nazilerin de onu öldürme gibi çok ciddi bir niyeti var. Hani çok önemli bir karakter. Almanya'daki sosyalistler için, işçiler için, basit işçiler için. Hatta yine ona yöneltilen bu aşağılamayla birlikte ele alacak olursak. Böyle bir durum söz konusu. Yani anca 1944'te yanlış hatırlamıyorsam o zaman katlediliyor. Bir kaldırı toplama kampında işte. Ve yani şey de denilemiyor. Ya arkadaşlar hakikaten bu adam böyle böyledir işte. Şöyle komünisttir, şöyle vatandır falan. O yüzden biz de öldürdük. Hani işte yani sen Hitler'sin ya da işte Nazilersin. Zaten son dakikaya gelmişiz. İşler bitti bitecek. Deyiver işte sen ne kaybedeceksin değil mi yani? Hani böyle düşünebiliyor insan ama öyle değil. Diyorlar ki hayır efendim işte şey müttefik bombardımanında öldü. Öyle hayatını kaybetti. Yani ilginç nokta şu. Yani o an bile bunun inkar edilmesi aslında Ernst Thälmann'ın ne kadar güçlü bir önder olduğunu gösteriyor. Ve işte bu hareketin ismi tabii işte İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra değişiyor. Şekli değişiyor, içeriği değişiyor. Ve tekrar bugünlere kadar geliyor aslında. İlk başta biraz kısaca buraları kısa geçelim. İlk başta mesela Avrupa'da özellikle Batı Almanya'da ya da Batı metropollerinde Nazilerin daha doğrusu şöyle yanlış bir ifade kullandık. İşte faşizmin tekrar yükselmesi için, yükselmemesi için bir cephe oluşturuyorlar. Niye bunu diyoruz? Niye tekrar yükselmemesi için? Ya bu belki de hani en çok gözden kaçırılan konu ama Batı Almanya olarak bildiğimiz Federal Almanya Cumhuriyeti Nazilerin pek çok artığını çok ciddi mevkiler verdi. Yani bu bir sır değil, bir şey değil. ABD de keza ya da bir sürü devlet de kucak açtı. Ama Batı Almanya'da hani bu süreç çok yavaş işledi ve hani o bürokraside eriyip gitti pek çoğu. Yani tabii ki göz önünde olanları yargılandı, şu oldu, bu oldu vesaire vesaire ama hani o kadar böyle sil baştan bir yapı da kurulmadı. Bunun nereden biliyoruz? Zaten hani işte ABD'nin o dönemki politikası bir anda, hatta savaş sürerken bile, öncesinde bile anti Sovyet politikası olduğu için ister istemez bunu hani garipsemiyoruz. Böyle bir şey, böyle bir yol izlemesi de kendi işte hani hükmettiği bölgelerdeki devletleri böyle politikalar izliyordu. Zaten hani kendi yapısı dünden razıydı. Belki de Batı Almanya'nın. O nedenle buralarda tekrardan böylesi bir vahşetin yaşanmaması için bir örgütlenme kuruldu. Ama tabii bunun hani bir şeyi yok. Hani böyle artık en azından o dönemden sonra. Hani ne bileyim merkezi şuradadır. İşte telefon şudur, faksı budur falan filan gibi bir örgütlenme değil. Hani kimi coğrafyada mesela Mao'cu etkilerin çok bir dönem en azından hani yoğunlaştığını görüyoruz. İşte diğerlerinde daha farklı falan falan vesaire. Yani son dönemde işte belki otonomcuların içlerinde çok etkili olduğunu gördük vesaire. Yani daha yerelin bir ruhunu da yansıtan bir havası var diyebiliriz. Daha farklılık gösteren bir örgütlenme. Fakat hani amaç olarak faşizmin, ırkçılığın tekrar yükselmesi önünde bir ses çekme olarak nitelendirebiliriz. Uzattık bu kısmı. Biraz toparlayalım dilerseniz. Şimdi hakikaten şimdi burada bizim düşünmemiz gereken Antifa mevzusunu ele alırken düşünmemiz gereken muhtemelen hani
İşin karikatürize edilmiş boyutunu bir tarafa bırakmak öncelikle. İşte o Trump'ın söylediği gibi işte bunlar şöyle teröristler. Yani bir kere bu bir doğrudan bir örgüt değil. Böyle bir şey diyebileceğin, böyle bir yafta yapabileceğin hani. Yani faşizmin yükseğine karşı çıkmak gibi çok da hani yani yasa dışı sayılamayacak bir nedenleri var. Amaçları var hani. Yani bunun dersek eğer o zaman faşizmin yükselişine karşı çıkabiliriz gibi mi acaba? Bir de hani ABD'de şey de var, bu da ilginç bir bakış açısı yani. Şeyleri falan görüyorsunuz. Bilmiyorum, belki eyaletinden eyaletine göre de değişiyordur. Hakikaten çok hakim değilim oranın iç işleyişine ama. Ya böyle Nazi bayraklı falan eylemler yapılıyor, tamam mı? Böyle karşılarına geçiyorlar, böyle Nazi bayrakları çatır çatır açıyorlar yani. Hani Avrupa'da falan bir yerde hakikaten hani, neler gelir başına o insan mesela bunu yaptı diye. Ama Amerika'da öyle ilginç bir durum var yani. Ama hani odaklanmamız gereken şey biraz da işte içeriye ne kadar bakabildiğimiz, kendimizi nerede gördüğümüz ve kendi canavarlarımızla, kendi nasıl diyelim hani sorunlarımızla aslında yüzleşmek. Yani başkasının derdiyle hemhal olmak hakikaten çok kolay ya. Hani bakıyoruz oraya işte bak ABD'nin bile yapısını 2 dakikada ne güzel analiz edebiliyoruz yani. Yani üstün körü de yapıyoruz bunu tabii ama hani en azından köşe beş yukarı bir fikir sahibi oluyoruz. Ya da hani ha işte şunu şöyle şöyle şeyler yaşamışlar bunlar tarihte. İşte aşağı yukarı şöyle gruplar var. O zaman böyle böyle hemen bakın bir yere varabilmek çok kolay yani dışarıdan olan şeylerle. Ama hani iş bize gelince yani çok fazla hassas kırın oluyor. İşte tatlı sular çok keyifli. Özellikle sol için. Hani biraz kimse bu dalga kıranları aşıp işte o fırtınalı denize gitmek istemiyor. Kime ne diyeceksiniz ki? Çok rahat yani. İçerisi. O çünkü uzakları düşlüyorlar hala ve yani uzaklarda ki olayları analiz etmek, tahlil etmek daha kolay. Ama yani şöyle bağlayabiliriz. Gerçekten çok bu dönemde yaptığımız bir hata. Yani ideal olanı aramak, ideali düşlemek. Ama hani belki de biraz idealle aramıza mesafe koyup yani vicdanen doğru olan ne? Hani doğruya en yakın olan şey ne? Kendi içimizde, kendi dışarıda da, kendi küçük hayatlarımızda da ya da toplumsal hayatımızda da benzeri şeylere odaklanmak. Tabii bu dışarıya kulağımızı kapatmak anlamına da gelmiyor tabii. Ama hani her şeyden feyz alabilmek belki de. Her şeyden, her deneyimden yani. Herkesin her deneyiminden. Herhalde bizi hem toplumsal olarak hem kişisel olarak geliştirecek en önemli noktalardan bir tanesi bu. Hani dediklerimiz aslında tabii toplumsal boyutta ama yani şimdi düşününce hakikaten neden kendi kişisel hayatlarımız için de geçerli olmasın değil mi? Evet, bugün uzun program oldu ama konuşacak da hani çok şeyimiz vardı. Çok şey birikti bu hafta. Valla bundan sonra pek çok böyle program yapacağız gibi görünüyor hani. Durmak bilmiyor hakikaten dünyadaki gündem şu günlerde. Şimdi bakıyorsunuz işte ülkelerin aldıkları tedbirlere acayip bir hazırlık var herkeste aslında. Göreceğiz abi bunların nasıl sonuçlanacağını. Belki ileriki programlarda biraz da yani her ülke nasıl değişimler yapıyor, nasıl tırnak içinde bahsettiğimiz işte o hazırlık süreci yapıyor falan filan. Biraz dünyada bu gelişmelerden söz edebiliriz. Evet, Öteki Dünya programımızın bugünkü bölümünün sonuna geldik. Farklı programlarda dünyanın farklı coğrafyalarına gidip buradaki gündemleri konuşmak ve yorumlamak dileğiyle diyelim. Kendinize ve sağlığınıza çok dikkat edin. Şimdilik hoşça kalın.